Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece iki malzeme ile hem çok hafif hem diyet hem de sağlıklı bir tatlı olan incir uyusması yapacağız. Eğer diyet yapıyorsanız ve canınız tatlı çekiyorsa bu tarif tam da size göre diyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Evet, incir uyutmamız için gördüğünüz gibi çok küçük olmayan 15 tane, büyükçe diyebilirim kuru incire ihtiyacımız var. İncirleri gördüğünüz gibi içi ballı olanlardan ve güzel olanlardan seçerseniz çok daha iyi olur. Şimdi incirleri bir kaba aldım ve üzerine çıkacak kadar kaynar su ilave ediyorum ve yumuşayana kadar bu şekilde bekletiyorum. incirlerimi kontrol ettim. Benim incirlerim 5 dakika içinde çok güzel bir şekilde yumuşadılar. Kaynar suyun içerisinden çıkarttım. Şimdi bir tahtanın üzerinde küçük küçük küpler halinde doğruyorum ve hepsini hazırlıyorum. ve incirlerin hepsini aynı şekilde doğrayarak bir kaba aldım ve hazırladım şimdilik bir kenara kaldırıyorum Evet bu arada 1 litre sütü tencereye koyarak ısıttım. Parmağımla kontrol ediyorum ve parmağımı yakacak, sıcaklığını hissedecek kıvama geldiğinde altını kapattım. Yoğurt mayaladığımız sütün sıcaklığında diyebilirim. Yalnız blenderla çekme işlemi sırasında sütümüz sıcaklık kaybedeceği için ılık bir kıvamda bırakmayalım. Parmağımızda sıcaklığını hissettiğimizde altını kapatalım. Şimdi hemen içerisine incirleri koydum ve blenderla incirler güzel bir şekilde parçalanıp püre devamına gelene kadar çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi incirler güzelce parçalandı ve püre kıvamına geldi. Şimdi bardaklara rahatlıkla boşaltabileceğim bir kaba aldıktan sonra bardaklara eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Bu arada çok vakit kaybetmeden, incir uyutmasının sıcaklığını düşürmeden hemen bu işlemi yaparsak iyi olur. Şimdi gördüğünüz gibi bardaklarıma paylaştırıyorum. Ben bardak kullandım fakat sizler kaselerde de yapabilirsiniz. ve hepsini eşit bir şekilde paylaştırdıktan sonra üzerine bir hasır kapatıyorum. Tepsi kapatarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Daha sonra üzerine 2-3 kat olacak şekilde bir sofra bezi koyuyorum ve bu şekilde hareket ettirmeden 2-3 saatliğine mayalanmaya bırakıyorum. Evet, tam 3 saatin sonunda incir uyutmalarının üzerine açıyorum ve kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi mayalanmışlar ve çok güzel bir kıvam almışlar. 3 saat bu şekilde bekletmeniz yeterli. Şimdi hepsini bir tepsiye alıyorum. Ve daha sonra yaklaşık 2 saat kadar bekletmek üzere buzdolabına kaldırıyorum. Evet incir uyutmalarını yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında beklettim ve çok daha güzel bir kıvam almışlar gördüğünüz gibi. 2 saatin sonunda yemeye hazır fakat dilerseniz bir gecede bekletebilirsiniz. Şimdi servis etmeden önce üzerine biraz fıstık daha sonra da bir parça incir koyuyorum ve incir uyutmalarımız artık servise hazırlar. En başta da söylediğim gibi çok sağlıklı çok hafif ve diyet bir tatlı o yüzden özellikle diyet yapıyorsanız ve canınız tatlı çekiyorsa mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tatlı isteğinizi giderecek ve çok beğeneceksiniz. O yüzden bir kez daha mutlaka denemelisiniz diyorum. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bugün de bir videomuzun daha sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal Etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.